İngilizce albüm hazırlayan Aleyna Tilki, Ozan Çolakoğlu'nun Levent'teki stüdyosundan çıkarken kameralara takıldı. Gündüzleri dans provası yaptığını belirten Tilki, gece ise geç saatlere kadar stüdyoda kaldığını anlattı. Bazen erken bitiyor, bazen geç bitiyor. Genelde geç bitiyor. Ama şey güzel çünkü gece bir de ilhamlı oluyor gerçekten. Şey hani üretirken gece iyi geliyor bana. Bir o kadar gündüz de iyi geliyor ama genellikle geceye kalıyor çünkü gündüzleri çok daha böyle hani provalarım oluyor, dans ediyorum falan. Tabii ki kimse bunu örnek almasın ama yani genelde geceleri yaşardım. Sabahlara kadar şarkı yazardım. Hani film izlersem de geceleri izlerdim falan. Gündüzleri uyurdum. Ama şimdi tabii hayatım disipline girdiği için şey o. Yastarlığına da gittiğini. Evet, şimdi geceleri de uyumuyorum, sabahları da uyumuyorum yani. Bu sefer hiç uyumuyorum. 20 yaşındaki popçu, İngilizce albümünün çıkış tarihinin pandemi sürecine bağlı olduğunu belirtti. Çünkü gerçekten hani tarih tamamıyla bu pandemi sürecine bağlı. İşte korona ikinci dalgayı açıkladı, işte şey Londra evet. İkinci dalgayı açıkladı. Sürekli bir şeyler oluyor yani pandemiyle alakalı. O yüzden hani birazcık hani şu anda şeyim yani özgürüm. Amerikan müzik devi Warner'la anlaşma yapan Aleyna Tilki, Cevapsız Çınlama şarkısının 500 milyon dinlendiğini hatırlattı ve müzik alanında Türkiye'nin büyük bir güç olduğunu artık herkes biliyor dedi. Bir Türk şarkısının 500 milyon izlenmesi. Bir Aleyna Tilki şarkısıydı o da. Evet, Emrah'la yaptığımız evet, Cevapsız Çınlama. Yani hani bir Türk şarkısının bu kadar dinlenmesi evet, onları heyecanlandırıyor. Evet Türk yani. Zaten Türk rekoru bendeydi. Bendeydi, geliştirdin. Geliştirdim. İşte Emrah'la olan şarkımız. Yani şey çok şükür insanlar bunu görüyor. Yurt dışı bunu fark ediyor. Diyor ki bu nasıl bir ülke? Bu nasıl bir şarkı? Bu kadar çok izleniyor. Diğeri keza 460 milyon falan oldu. Böyle olunca ülkenin gücünü görüyorlar. Bir de ülkenin sosyal medya kullanım gücünü görüyorlar. Doğal olarak da tabii ki de aslında Türkiye'nin büyük bir güç olduğunu özellikle bu sektörde artık herkes biliyor yani. Tüm dünya biliyor diyebiliriz. Onlar bizi artık anladılar. Yani hani hani biz ülkemize Warner'la işte falan bir kapı açtık aslında. Ama onlar da biliyordu zaten bu kapının açılacağını. O yüzden geldiler bana. Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde arkadaşlarıyla sokakta şarkı söyleyip para topladığı videoda sosyal medyada gündem oldu. Daha küçüğüm orada. 15'ten de daha küçüğüm. Yani şey ben sokak müziği yapıyordum ama şeylere yardım etmek içindi. Oradaki müzisyenlere, işte oradaki destek sokak çalışanlarına için. Destek vermek istiyordum. Çünkü hani çok kutsal bir şey yapıyorlar. Hayır o değil. Ben daha çok yeni, işte bir yıl önce falan bayağı ünlüyken Hollywood'da bir tane çocuk vardı. Gitar çalıyordu. Kısık sokak sesli bir çocuk. Evet böyle şey Çinli, Japon bir şey böyle. Asyalı. Çok tatlı bir çocuktu. Gitarının sesi çok az çıkıyordu. Kendi sesi de çok az çıkıyordu. Gittim yanına dedim ki ben şimdi sana şarkı söyleyeceğim. Sen çalacaksın dedim. Sonra o parayla sana yeni gitar alacağız dedim. Sonra işte ben bayağı Hollywood'da böyle bir şey yaptım. Sokakta söylediniz. Sokak müziği yaptım. Bayağı böyle bir insan kitle birikti orada. Gitar parası da fazlasıyla çıkmıştı. Çocuğun gitar parası çıktı. Ona verdim. Dedim ki hani çok sakat dedim. Daha fazla durmayayım burada ben gideyim. Çünkü Türkler falan da doluştu falan. Koreliler de beni tanıyorlar. Değişik tepkileri var. Şimdi dedim ben kaçayım buradan ama sen yeni bir gitar al falan demiştim böyle. Güzeldi. Ben sokak müziğini çok seviyorum. Sokak insana kucaklarını açar, kucağını açar. İnsan da sokağa güvenirse bir gün sokakları hatta dünyaları kucaklar demiştim. İnşallah yani beni anlayanlar da var. Sokaktaki insanları sevin.